Tarifine bak. Şimdi ilk seminerimin konusu hol tekniği. Ben hol tekniğine geçmeden önce kısaca diş çürüğü ve erken çocukluk çağı çürüğünden, çürük temizleme yaklaşımlarından, paslanmaz çelik kurumlardan ve sonrasında daha detaylı hol tekniğinden bahsetmek istedim. Diş çürüğü nedir dersek biz biliyoruz ki başlangıçta oral mikroflora bir denge halinde yaşar. Daha sonrasında karbonhidrattan zengin beslendiğimizde bu denge hali bozularak karyojenik plağın arttığını, karyojenik mikroflorun arttığını görürüz. Karyojenik bakteriler tarafından alınan karbonhidratların fermente edilmesi sonucu açığa çıkan asidin diş dokularında bir yıkım yaptığını görürüz. Bu yıkım sonucu da dişlerde kavitasyonlar oluşur. Bu süreç de şu şekilde olur. Asit açığa çıktıktan sonra ağız içinde bir pH'in bir miktar düştüğünü görürüz. Ve bu pH'in tekrar dengelenmesi için bazı sistemler devreye girer. Fosfat tamponun sistemi de bunlardan biridir. Sert dokudan tüpüreğe kalsiyum ve fosfat kristallerinin geçtiğini görürüz. Bu süreç pH'i tekrar yükseltir fakat çok sık tekrarlandığında giderek dişin yapısı zayıfladığı için de kavitasyon oluşumlarını görürüz. Çürük biliyoruz ki diyet, mikroflora, konak ve zaman faktörlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir süreç. Bunlardan biri eksik olduğunda biz çürüğün oluşmadığını ya da oluşan çürüğün ilerlemesinin durduğunu biliyoruz. Bu şekilde birine müdahale ettiğimizde de çürüğün önüne geçebiliyoruz. Bu mekanizmayı sonrasında hol tekniğinde tekrar konuşacağız. Erken çocukluk çağı çürüğü ise diş çürüklerinin daha özel bir formu. 71 aylık ve daha küçük çocuklarda görülen bir veya daha fazla diş çürüğü, çürüğe bağlı diş kaybı ya da dolgulu dişin olduğu durum olarak tanımlanır. Başlangıçta plak birikimine bağlı olarak diş eti altına paralel ya da okluzal yüzeylerde beyaz dekalsifikasyon olarak başlar. Süreç ilerledikçe kavitasyonlar oluşur, sarı kahverengi renkleşmeleri görebiliriz. Erken çocukluk çağı çürüğü aslında biyolojik, davranışsal ve sosyoekonomik birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir süreç. Çocuğun beslenme alışkanlıkları, karbonhidrat içerikli diyeti, alım sıklığı, gece beslenmesi durumu, dişin yapısal özellikleri, matürasyonu, tükürüğün yapısal komponentleri, tamponlama kapasitesi, çocuğun veya çocuğa bakan annenin, bakıcının oral hijyen durumu, ebeveynin eğitim durumu, sosyoekonomik faktörleri gibi birçok faktörün el çeçeğinin etiyolojisinde yer aldığını biliyoruz. Şimdi eskiden çürüğe operatif veya restoratif bir müdahalede bulunmadığımızda giderek ilerleyen ve dişi yok eden bir süreç olduğunu düşünüyorduk. Fakat artık biliyoruz ki biz çürüğü oluşturan etkenleri iyi anladıktan sonra bireysel risk faktörlerini doğru belirledikten sonra sadece operatif müdahaleyle değil, plak kontrolüyle ya da başka sistemlerle de çürüğün önüne geçebiliyoruz. Şimdi yaklaşımlara bakarsak, çürüğün geleneksel olarak uzaklaştırılması, çürüğün partiyel olarak uzaklaştırılması, restoratif olmayan çürük tedavisi, çürüğün uzaklaştırılmadan üzerinin kapatılması olarak dört farklı yöntemimiz var. Çürüğün geleneksel olarak uzaklaştırılmasına bakarsak, buradaki bir dentin lezyonunun tamamıyla altta sert bir doku bırakacak şekilde biz uzaklaştırıldığını görüyoruz. Aslında bakteri yoğunluğunu çoğunluğunu çıkarıyoruz. Bu iyi bir şey gibi düşünebilir. Fakat pulpaya bu kadar yaklaşılması, burada istenmeyen perforasyonlara, geniş dentin kanallarına bağlı kontaminasyonlara sebep olur. Aynı zamanda derin lezyonlarda yine pulpaya yaklaşılması, pulpada bir stres oluşmasına sebep olur. Ve iyileşme kapasitesi bundan olumsuz olarak etkilenir. Tersiyer dentin cevabının daha az oluşturulduğunu görüyoruz. Bu sebeple biz vital ve asentetik dişlerde daha çok partiyel yaklaşımı kullanırız. Burada da bir miktar yumuşak dentin kavite tabanına bırakılır. Kavite duvarları ise tamamıyla güzelce temizlenir. Bu şekilde restoratif materyalin sağlam bir dokuya temas etmesi ve sızdırmaz bir dolgu yapımı sağlanır. Bu yöntemde de biz tek aşamalı veya iki aşamalı yöntemi kullanırız. İki aşamalı yöntemde bir miktar çürük dokusu bırakıldıktan sonra üzerine geçici dolguyla sızdırmaz şekilde kapatılır ve orada tersiyer dentin oluşumu beklenir. Daha sonrasında hasta tekrar ikinci seansa gelir. Geçici dolgu kaldırılarak çürük temizlenerek daim dolgusu yapılır. Fakat aynen
geleneksel yöntemde olduğu gibi burada da kupaya doğru yaklaşılması, yine istenmeyen kontaminasyonlara ve strese sebep olacağı için istediğimiz iyileşme cevabını alamayabiliriz. O sebeple tek aşamalı yöntem çok daha uygun. Burada bir miktar çürüğün, yumuşak çürüğün üzeri daimi dolguyla sızdırmaz şekilde kapatılarak tedavi tamamlanır. Restoratif olmayan çürük tedavisinde çürük temizlenerek üzerinin kapatılmasından ziyade çürüğe ulaşılabilir bir alan oluşturulur ve bu şekilde plak kontrol sağlanarak çürük durdurulur. Hekim o seans bu bölgeye bir flor vernik uygular. Aynı zamanda da çocuğun kendisine ve aileye oradaki temizliği nasıl yapmak gerektiğini anlatan bir eğitim verir. Daha sonrasında kontrol veliye bırakılarak çürüğün durdurulması hedeflenir. Çürük uzaklaştırılmadan üzerin kapatılmasında ise aslında bildiğiniz fistül örtüler bulunur. Burada da çürüğün üzeri kapatılır. Gıda ve bakteri retansiyonu engellenir. Bu şekilde çürüğün ilerlemesi durdurulur. Yani daha yeni bir yaklaşım olan Hall tekniğinde ise çürüğün üzeri tamamıyla paslanmaz çelik kronla sızdırmaz bir şekilde kapatılır. Bu şekilde karbonhidratlara ulaşım engellenerek çürüğün yine ilerlemesi durdurulur. Hall tekniğine geçmeden önce çok kısa paslanmaz çelik kronları da hatırlayalım istedim. Bu materyaller ısırma kuvvetlerine karşı oldukça dayanıklı materyaller. Alternatif tedavilere göre ucuz ve minimum teknik hassasiyet gerektiren bir tedavi yöntemi. Aynı zamanda tam koroner sızdırmazlık sağlar ki bu bizim sevdiğimiz özelliklerimizden. Çünkü özellikle geniş çürük lezyonlarında ve süt dişlerinde endodontik tedaviler sonrasında biz tedavinin başarılı olması için üstteki dolguya da çok önem veriyoruz. Sızdırmaz bir dolgu yapamadığımızda tedavinin başarısız olma ihtimali yükseleceği için özellikle bu durumlarda sızdırmazlık çok önemli oluyor. Yine hassasiyetlerin önlenmesi için gelişimsel defeklerde kullanılır. Şiddetli bruksizm vakalarında ısırma kuvvetlerine dayanıklı olması sebebiyle yine kullanırız. Yer tutucu olarak ya da infraokülde dişlerde komşu dişlerin boşluğa doğru kaymasını engellemek amacıyla kullanabiliriz. Daimi dişlerde kalıcı dolgu yapılana kadar geçici süreyle kullanabiliriz. Son olarak da Hall tekniğinde kullanabiliriz. Peki Hall tekniği nedir dersek, süt molar dişlerde çürük lezyonlarının tedavisinde kullanılan konservatif bir prosedürdür. Burada çürük süt dişinin üzeri doğru boyutta bir kron ile lokal anestezi, preparasyon ya da çürük kaldırma işlemini yapmadan direkt kapatılır. Burada çürük tedavisinin yanında aynı zamanda çocuğun erken yaşta daha az travmatik bir tedaviyle tedavi olması ve ileride karşılaşacağı muhtemel zor tedavilere uyumunun ve güveninin sağlanması hedeflenir. Bu tekniğe bakarsak 90'lı yılların ile ilgili bir denetim yapılırken Dr. Ebert ve ekibi Dr. Norma Holland'ı pratikten bir diş hekiminin bu kronları yıllardır alışıldık olmayan yöntemlerle kullandığını bulmuşlar. Dr. Hall standart tekniğin aksine lokal anestezi, çürük uzaklaştırma ya da herhangi bir redüksiyon işlemi yapmadan direkt dişlerin üzerine simante ediyormuş ve gayet başarılı olduğunu da söylemiş. Bunun üzerine tabi araştırmacılar için bu yöntem ilgi çekici olmuş. Aynı zamanda Dr. Hall kendi kayıtlarını tutmuş şu şekilde. İşte hangi tarihte hangi dişi simante etti, dişi ağızda en son ne zaman gördü ve dişin PCK'nın durumu neydi? Bunları da kendisi not etmiş. Bu kayıtlarını da araştırmacılarla paylaşmayı kabul etmiş. Bunun üzerine onun kayıtları üzerinden bir analiz yapılmış ve 2016 yılında yayınlanmış. Burada 1988 ve 2001 yılları arasında Dr. Hall'in yerleştirdiği PCK'lar incelenmiş. 259 çocuğa 978 PCK yerleştirilmiş. Dr. Hall bunu yaparken rutin olarak radyografiden faydalanmamış. Sadece klinik olarak tespit ettiği marjinal yıkım bulunan asemptomatik dişlere bu işlemi yapmış. Cam ionomer simanla parmak basıncı uygulayarak simante etmiş. Analizlerin sonucunda bu yöntemin geleneksel tedavilere benzer başarı oranına sahip etkili bir tedavi olduğu görülmüş. Fakat o dönem için hemen klinik kullanım önerilmemiş, sadece çalışmalarda yapılmış. Aynı zamanda da 2006'da yapılan bu çalışma, literatürde Hall tekniği adının geçtiği de ilk çalışma. Peki teknik basit ve pratik gibi görünüyor. Biz bunu her çocuğa yapalım mı?
Tabii ki her tedavide olduğu gibi yine belli endikasyon ve kontraindikasyonları bulunmakta. Öncelikle smart edebilmemiz için yeterli bir koroner dokunun bulunması gerekiyor. Radyografide pulpa tutulumu ya da periodiküler yıkım görmememiz gerekiyor. Aynı zamanda da çürük dokusu ile pulpa arasında sağlam kalın bir dentin tabakasının mutlaka mevcut olması gerekiyor. Kavitasyon olan ya da olmayan sınıf 2 lezyonlara yapabiliriz. Hastanın geleneksel tedavi kabul etmediği kavitasyonsuz sınıfı lezyonlara yapabiliriz. Ve yüksek çürük riski bulunan çocuklarda yüzey sayısına bakılmaksızın uygulayabiliriz. Özellikle enjeksiyondan ve turlu aletlerden korkan anksiyeteli çocuklarda uygulayabiliriz. Hiperaktivite bozuklukları ya da davranış dikkat eksikliğinde yine davranış bozuklukları gören çocuklarda yapabiliriz. Bir de tedavinin bir diğer amacı olan zaten diğer potansiyel tedaviler için çocuğun güvenini sağlamak amacıyla uygulayabiliriz. Bir de genel anestezi alternatif olarak eğer çocuğu anesteziyi alamayacaksak ve endikasyonları da uyuyorsa klinik ortamında tedavisini yapabiliriz. Peki hangi vakalarda yapmayalım? Geri dönüşümsüz pulpit ise çoğu zaman zaten daha ileri bir aşama gerektiği için yapamayız. Apsin fistülüze süt dişlerinde genelde tedavi dahi etmiyoruz. Hol tekniğini de yapamayız. Klinik olarak pulpanın açıkta bulunduğu durumlarda, radyografide pulpa ya da periodiküler yıkım görüyorsak yapamayız. Çürük ile pulpa arasında sağlam dentin tabakasının bulunmaması, o zaman o aşamada çocuk asemptomatik bile olsa, ince bir dentin tabakasının bulunması bize pulpanın etkilenebileceğini düşündürdüğü için yapmıyoruz. Yeterli koroner dokunun bulunmadığı durumlarda ya da kron yerleştirmenin mümkün olmadığı açık bir şekilde dişlerde yapamayız. Patolojik mobilite varlığında yapmıyoruz. Kendiliğinden temizlenebilen ve restoratif tedaviye gerek olmayan, takip ederek ağız içinde tutabildiğimiz dişlerde yapmıyoruz. Çocuğun veya ailenin estetik olmayan görüntüden dolayı bir kaygısı bulunması yapamayız. Kronun hava yoluna kaçmasından şüphelendiğimiz nakliyatları çocuklarda yapmıyoruz. Enfeksiz endokarit ve immüniyetsizlikte yapmıyoruz. Otizmde de yanlışta artan dikey boyut ve erken temas otizm ve çocuklar tarafından kolay tolere edilemeyebilir denmiş. Bu sebeple de kullanımı önerilmiş. Her tedavide olduğu gibi yine çocuk ve ebeveyn işbirliğini sağlamak önemli. Özellikle çürüğü biz bıraktığımız için veya herhangi bir müdahalede bulunmadığımız için bu konunun ailelere güzelce açıklanması gerekiyor. Biz burada çürüğü bırakarak ne hedefliyoruz, ne bekliyoruz ya da hangi komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Güzelce açıklanmalı, hatta gerekirse onan formu alınmalı. Yine erken temas oluşacağı için bu konunun da açıklanması gerekiyor. Çünkü başlangıçta çocukta bir miktar rahatsızlık olabilir. Onun dışında da çocukla güzel bir iletişim kurmak gerekiyor. Aynı zamanda uyumunu da arttırmak için net talimatlarla anlat göster uygulama yöntemini kullanabiliriz ve diğer geleneksel yöntemde olduğu gibi askerleri kafalarını koruyan metal kılıflar, parlak prenses taçları örnek verilebilir. Peki nasıl uyguluyoruz diye bakarsak, öncelikle kron morfolojisi önemli. Marjinal yıkım görülen dişlerde zamanla mezyalizasyon görülebileceği için dişin de orijinal şeklinden sapmalar görülür ve buraya kronun özellikle preparasyon da yapmadığı için kronun simantasyonu zorlaşır. Bu noktada bizim iki yaklaşımımız var. Öncelikle kronun kenarları pensa yardımıyla şekillendirilebilir ve şu şekilde iç bükey bir hat oluşturulabilir. Böylece tek seansla biz bunu simante edebiliriz. Ya da eğer kontak noktaları daha sıkı bulunuyorsa ortodontik separatörlerden faydalanabiliriz. Burada da diş ipi yardımıyla ya da pensa yardımıyla separatörler yerleştirilir. Duruma göre tek taraflı veya iki taraflı yerleştirilebilir. Bu şekilde hasta 3-5 gün bir hafta arasında bekletilir, ikinci seans çalışılır. Sonrasında bir son yardımı separatör uzaklaştırılır. Oluşan boşlukta temizlenerek simantasyona hazır hale getirilir. Dr. Holt kendi uygulamalarında hiçbir zaman separatörden faydalanmamış. Sadece marjinal yıkıma bağlı boşluk bulunan dişleri uygulamış. Ins ve arkadaşları da 2007 yılında yayınladıkları çalışmada sadece gerekli sınırlı sayıda vakada bu separatörlerden faydalanmışlar. Ve ortodontik separatörlerin kullanımı ile PCK'nın sorunsuz yerleştirilmesi arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlar.
Kromboyu seçerken çocuk dik oturtulmalı ve metal kronun hava yoluna kaçması engellenmeli. Biz reparasyon yapmadığımız için kronun metal hava yoluna kaçması bu noktada daha kolay olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu amaçla boğazın gerisine doğru bir gazlı bez yerleştirilebilir ya da hekim parmağına medikal yapışkan bir bant yapıştırarak kronu daha kontrollü bir şekilde tutabilir. Tüm dişi kaplayacak şekilde en küçük krom boyunu seçilmesi gerekiyor ve geri itme hissinin alınması gerekiyor. Biyolojik genişliği de ihlal etmemek amacıyla diş etine giren, içine giren kısım en fazla 1 mm olacak şekilde kron kenarları şekillendirilebilir. İkinci tüp molar dişe tedavi uyguluyorsak özellikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada 6 numaralı diş henüz sürmediyse ve biz olması gerekenden büyük bir kron seçersek sürme sırasında interferanslara sebep olabilir ve sürmede anormal olarak etkilenebilir. Siman seçiminde özellikle antibakteriyel özelliklerinden dolayı ve flor sağlama özelliklerinden dolayı cam ionomer simanlar önerilmiş. Bezin modifiyeler de kullanılabilir. Burada kronun içine tamamıyla simanla kaplandığından emin olmak gerekiyor. Kronun yerleştirilmesi aşaması aslında Hoyle tekniğinin en önemli ve en kritik aşaması diyebiliriz. Çünkü birazdan tekrar konuşacağız ama bu tekniğin doğru endikasyon altında başarılı olabilmesi için en önemli faktör sızdırmazlığın güzel bir şekilde sağlanması. Biz burada kronun oturmasını tam yapamazsak ya da pozisyonu doğru olmazsa da tabii ki sızdırmazlığı güzel şekilde sağlayamayacağımız için de tedavi yüksek ihtimal başarısız olacak. Kronun pozisyonu doğru şekilde ayarlandıktan sonra hekim parmak basıncı uygulayarak bir miktar yerleştirir. Daha sonrasında çocuktan devam edip ısınma kuvveti uygulaması istenebilir. Fakat lokal anestezi uygulamadığımız için çocuk bu noktada uyum göstermekte problem yaşayabilir. Hekimin tekrar parmak basıncıyla devam etmesi gerekiyor. Fazla siman artı, diş ipi ve ekskavatör yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra şu şekilde bir görüntü elde edilir. Bu diş etindeki staz görüntüsünün 3-5 dakika içinde geçtiği bildirilmiş. Şimdi teknik pratik gibi görünse de araştırmacılar da bazı soru işaretleri oluşturmuş. Öncelikle çürüğün uzaklaştırılmaması başarı oranını ne noktada nasıl etkiler? Preparasyon yapılmıyor. Bu erken temasa ve okuzal dikey boyutta artışa sebep oluyor. Bu işte eklemde veya çiğneme kaslarında bir problem oluşturur mu? Ya da alttaki daimi diş bundan nasıl etkilenir? Dişin düşme yaşı etkilenir mi? Gibi bazı sorular oluşmuş ve bunun da çalışmalarda cevaplamaya çalışmışlar. Şimdi biz de tek tek bakalım. Hoyle tekniği nasıl başarılı olur dersek aslında az önce de konuştuk. Çürüğün oluşması için mikroflora, diyet, konak ve zaman faktörlerinin bir arada bulunması gerekiyordu. Ve biliyoruz ki bunlardan biri bile eksik olduğunda biz klinikte çürük oluşumunu gözlemiyoruz. Ya da oluşan çürüğün de ilerlemesini beklemiyoruz. Hoyle tekniğinde çürüğün üzeri sızdırmaz bir şekilde güzelce kapatılabilirse biz burada bırakılan bakteri yoğunluğunun diyete ulaşmasını engelliyoruz. Konuştuk başlangıçtaki denge hali nasıl ki karbonhidrat alındığında patolojik olarak değişiyorsa ve karyojenik mikroflora'ya doğru kayıyorsa burada da aynı şekilde karyojenik plak çevresel değişikliklere karşı duyarlı olduğu için karbonhidratların alımı engellendiğinde plakın karyojenitesi azalacak. Bu şekilde de aktif lezyonun ilerlemesi yavaşlatılacak ya da durdurulacak. Aynı zamanda da bu çürüğün yavaşlatılması dentin pupa kompleksinin iyileşme için bir zaman kazandırıyor. Tersiyer dentin oluşumuyla kendini geri çekiyor. Aynı zamanda da yine operatif bir müdahale sonucu pupada stres oluşturmadığımız için de iyileşme cevabı olumsuz olarak etkilenmiyor. Yani buradaki en önemli faktör sızdırmazlık diyebiliriz. 2014 yılında yapılan bir çalışmada Hoyle tekniği ve geleneksel paslanma çelik kronlar karşılaştırılmış, mikro sızıntı ve marjinal adaptasyona bakılmış ve bunu yaparken de 3 farklı simantasyon ajanı kullanılmış. Rezin modifiye cam ionomer simant, cam ionomerler, folik ambroksat var. Bu çalışma laboratuvar ortamında 70 çürüksüz sirk dişi üzerinde yapılmış. Sonuçta simantasyon ajanının mikro sızıntı üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Burada en düşük mikro sızıntı rezin modifiyelerde görülürken onu cam ionomer simanlar takip etmiş. En fazla mikro sızıntı ise polikarbonatlı simanlarda görülmüş.
Tümen pasyon materyaline bakılmaksızın boy tekniğinde geleneksel yönteme göre daha fazla yükseltilmiş. Bu da çalışmada şöyle söylenmiş. Bu çalışma laboratuvar ortamında yapıldığı için ve aynı zamanda da süt, çürüksüz süt dişleri kullanıldığı için eğer klinikte yapılsaydı, hani çürüksüz dişin üzerine tümante edilseydi oluşan boşluklardan dolayı belki daha kolay tümante edilebilirdi. Aynı zamanda da çocuğun ısırma kuvvetinden faydalanmak sonucu değiştirebilirdi. Bu sebeple daha fazla çalışma yapılması önerilmiş. Marjinal açıklığa bakıldığında da yine hol tekniğinde daha fazla bulunmuş. Fakat tümant pasyon materyalinden etkilenmemiş. Şimdi biz bu tekniği yaparken simantasyon öncesi herhangi bir redüksiyon yapmadığımızdan dolayı başlangıçta erken temas ve dikey boyutta bir miktar artış bekliyoruz. Şu şekilde bakarsak, santral ve kaninlere dikkat edersek simantasyon sonrası bir miktar açıldığını görebiliyoruz. Bu açılma ikinci submolar dişlerde daha fazla beklenir ekleme yakınlığından dolayı. Doktor Hoy kendi deneyimlerinde oksijonun genellikle birkaç hafta içinde oldukça hızlı bir şekilde dengelendiğini belirtmiş. Bununla ilgili yapılan çalışmalara bakalım. 2010 yılında Can bir şey mi söylediniz? 35 dakika çıkartmış. Şey, İsmail mikrofonu yanlışlıkla açıldı, onlar kaynaklandı. Devam edebiliriz. Tamam. 2010 yılında yapılan bir çalışmada dikey boyutun kaç günde geriye döndüğüne bakmışlar. Burada 48 hasta üzerine 114 PCK uygulanmış. Tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra, 15 gün sonra ve 30 gün sonra byte değerleri ölçülmüş. Bu ölçümde maksimum kapanışta kaninlerin kas tepeleri arası mesafe periodontal sond yardımıyla ölçülerek bulunmuş. Sonuçta başlangıçta 2.45 mm olarak ölçülen byte değeri tedaviden hemen sonra 0.54 mm'ye düşmüş. Sonrasında 15. ve 30. günde giderek artarak en son 30. günde 2.75 mm olarak ölçülmüş. Ve denmiş ki tedavi öncesi ve 30 gün sonrası değerler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Aynı zamanda tedavi öncesi krom uygulanacak olan dişle karşıt dişin krom boyları ölçülmüş. 30 gün sonra tekrar ölçüldüğünde bu iki krom boyunda da anlamlı oranda bir azalma bulunmuş. Yani buradaki dengelenme aslında komşu dişlerin ekstrüzyonundan değil, bu iki dişin intrüzyonundan kaynaklıdır denmiş. 2018 yılında yapılan benzer bir çalışmada Frankl skalasına göre olumsuz tutum gösteren 16 çocukta yine byte değerleri ölçülmüş. Tedaviden önce, tedavi sonrası 15. ve 30. günlerde. Tedavi öncesi 3 mm olarak ölçülen byte değeri tedaviden hemen sonra 1.5 mm'ye düşerken 30 gün sonra tekrar 3 mm'ye çıkmış. Buradaki dengelenme için çocukların alveolar kemiğindeki kompansasyon mekanizmasının yüksek olmasına bağlı denmiş. Sadece iki çocukta çiğneme sırasında hassasiyet ve erken temas şikayeti bildirilmiş veliler tarafından. Fakat bu şikayetlerin de 2-3 gün içerisinde geçtiği söylenmiş. 2020 yılında yapılan bir çalışmada Hall tekniği sonrası temporomandibular disfonksiyon ilişkisine bakmışlar. Burada Halkimo Klinik Disfonksiyon İndeksi kullanılmış. Bu indekste maksimum ağız açıklığı, defleksiyon, devyasyon varlığı, klik sesi, kilitlenme, lüksasyon, eklem ve kas ağrıları değerlendiriliyor. Aynı zamanda da çocuklara ve ebeveynine bir anket çalışması yapılmış. Sonuçta indekse göre D değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamış. Ağız açıklığında kısıtlanma, defleksiyon, devyasyon hiçbir vakada tespit edilmemiş. Bir yılın sonunda da temporomandibular disfonksiyon ile Hall tekniği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış. 2019 yılında yapılan bir çalışmada oklüzal kuvvetlerdeki dengelenmeye bakmışlar. Bunun içinde T-scan sistemi kullanılmış. Bu sistem şöyle, şu kısım ağız içine yerleştiriliyor. Hasta maksimum kapanıştayken temas noktalarındaki kuvvet dağılımı şematize ediliyor. 50 PCK üzerine yapılmış bir çalışma bu. Sonuç olarak Hall tekniği ile tedavi edilen taraf ve simetrik ark arasındaki oklüzal uyum ve çiğneme kuvvetlerinin bir ayın sonunda dengelendiği görülmüş. 2020 yılında yapılan bir çalışmada tek tarafa uygulanan Hall kronun mesafeli kas aktivitesi üzerine etkisine bakılmış. Burada 12 çocuğa tek taraflı kron yerleştirilmiş. Ve maksimum kapanış ve dinlenme durumlarında yüzey elektromiyografisi ile ölçümler yapılmış.
Sonuçta masseter kas aktivitesinin tedaviden hemen sonra azaldığını fakat sırasıyla 2. ve 6. haftalarda başlangıç değerlerine döndüğü bildirilmiş. Şimdi çocuklardaki restoratif tedaviler yetişkinlere göre farklılıklar göstermekte. Çocuğun tedaviye kooperasyonu olsun, ağrıyı algılama düzeyi ve bu ağrıyı tolere etme kapasitesi olsun. Çocuktan çocuğa dahi bile farklılıklar göstermekte ve biz de her çocuğa göre bir tedavi planı belirlemekteyiz. Şimdi 2015 yılında yapılan bir çalışmada farklı tedavi sistemlerinin çocuklar üzerindeki etkisine bakmışlar. 169 çocuk üzerinde geleneksel tedavi, Hoyt tekniği ve restoratif olmayan çocuk tedavisi uygulanmış. Ve çocukların ağrıyı algılama düzeyleri vizyal analog skalasıyla tedavi boyuncaki kooperasyonları da Frankl skalasıyla değerlendirilmiş. Çocuklar tedavi boyunca en olumsuz tutumu geleneksel tedaviye göstermiş. Ailelerine sizce çocuğunuz tedavi boyunca nasıl diye sorulduğunda ise en olumlu yanı Hoyt tekniğinde gelmiş. Fakat bu sonuçta istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış. Ağrıyı algılama ise tedavi yönteminden anlamlı olarak etkilenmemiş. Bu da çalışma yapan hekimlerin hepsinin pedagogist olmasına ve çocuklarla güzel bir iletişim kurmasına bağlanmış. 2010 yılında yapılan bir çalışmada pratikten diş hekimlerinin Hoyt tekniği hakkındaki fikirleri araştırılmış. Ve sonuçta Hoyt tekniği kullanımı kolay, etkili ve hastalar tarafından kabul edilebilir olarak bulunmuş. Aynı zamanda bu çalışmaya katılan pratikten hekimler çalışmadan sonra da kliniklerinde Hoyt tekniğini kullanmaya devam edeceklerini belirtmişler. Yani büyük bir çoğunluğu belirtmiş. 2014 yılında yapılan bir çalışmada Hoyt tekniğinin aileler ve çocuklar için kabul edilebilirliğine bakmışlar. Sonuçta nefeslenmez çelik kronların Hoyt tekniği ile yerleştirilmesi yüksek oranda kabul edilebilir olarak bulunmuş. 2019 yılında yapılan bir çalışmada Hoyt tekniği ve geleneksel paslanmaz çelik kron yöntemi karşılaştırılmış. Burada tedaviden sonra her iki grupta da anksiyete azalmış. 12 ay sonra ise geleneksel yöntemdeki anksiyete anlamlı olarak daha fazla bulunmuş. Yani 12 ay sonra sorulduğunda geleneksel yöntemle tedavi olan çocuklar tedavi deneyimlerini Hoyt tekniğine göre biraz daha olumsuz olarak hatırlamışlar. Tekniğinin başarı oranları ile ilgili çalışmaları vermeden önce ben insin başarı kriterlerini vermek istedim. Böyle çalışmada kendileri bir kriter sistemi yayınlamış ve sonrasında yapılan bütün çalışmalarda bu kriterleri öncelikle restorasyonun problemsiz olduğunu görüyorsak, kulpar patoloji yoksa, radyografide patolojik bir görüntü yoksa ve diş eksfoliasyonu uğradıysa başarılı olarak sınıflandırmışlar. Kurnarlarında yeni çocuk oluşumu yoksa, restorasyon kaybı yoksa ve diş restore edilebilen reversible fıstık durumu varsa minör başarısızlık olarak sınıflandırılmış. Pulpotomi ya da çekim gerektiren irreversible fıstık ya da dental hapse bulunursa, interradiküler radyolüsensi varsa, restorasyon kaybı varsa ve diş restore edilemeyecek durumlarsa, internal kök rezorpsiyonu görünüyorsa da majör başarısızlık olarak sınıflandırılmış. İNS'in 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yaptığı çalışmalarda Hoyt tekniği ve geleneksel restoratif tedavi klinik ve radyografik başarı açısından karşılaştırılmış. Bu üç çalışmada da başlangıçta 132 çocuk ve 264 çalışmaya dahil edilmiş. Sonuçta Hoyt tekniği istatistiksel ve klinik olarak daha az başarısızlık göstermiş ve sağ kalım oranı da daha yüksek bulunmuş. 2018 yılında yapılan bir çalışmada Hoyt tekniği geleneksel restoratif tedavi ile karşılaştırılmış. Burada aynı zamanda da başlangıç lezyon derinliğinin ve marjinal kistik yıkım durumunun tedavi sonucuna etkisine bakmışlar ve 25 ay takip etmişler. Sonuçta geleneksel tedavi %32 başarısızlık gösterirken Hoyt tekniği %6 başarısızlık göstermiş ve geleneksel tedavideki bu başarısızlık anlamlı bulunmuş. Her iki grupta da sığ lezyonların tedavisi daha başarılı sonuçlanırken derin lezyonların tedavisinde Hoyt tekniğinin başarısı anlamlı olarak daha fazla bulunmuş. Bu da az önce konuştuğumuz gibi derin lezyonda pulpada stres oluşturulmamasına bağlanmış çalışmada. 2015 yılında yapılan bir çalışmada
Üç farklı tedavi sistemi yine karşılaştırılmış. Geleneksel restoratif tedavi, hol tekniği ve restoratif olmayan çocuk tedavisi. Çalışma 169 çocuk üzerinde yapılmış. Bakıldığında en başarılı tedavi hol tekniği olarak görülmüş. Plak indeksi 3 tedavide de zamanla azalırken gingival indekste bir değişiklik görülmemiş. Bir de bu da hol tekniğinin restoratif olmayan çürük tedavisine göre daha başarılı olmasının sebebi de şu şekilde açıklanmış. Hol tekniğinde sızdırmaz bir restorasyon yaparak kontrol velinin elinden alınırken restoratif olmayan tedavide çocuk ve velinin oral hijyen tavsiyelerini yerine getireceğine güvenilmiş. Binledim ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları çalışmada hol tekniği ve geleneksel PCK karşılaştırılmış. Bu da 6. 12. ve 18. aylarda yapılan kontrollerde hol tekniği daha başarılı olarak sonuçlanmış. Fakat bu sonuç anlamlı bulunmamış. İlemi ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptıkları çalışmada yine hol tekniği ve geleneksel PCK karşılaştırılmış. Minor başarısızlıklar geleneksel yöntemle daha fazla bulunurken major başarısızlık benzer oranda görülmüş. Sağ kalım oranı her iki teknikte de %90'ın üzerinde görülmüş. İki grupta benzer eksfoliasyon zamanı göstermiş. Modifiye plak indeksi ve gingival indeksi her iki grupta benzer ve zamanla azalmış. Geleneksel PCK işlem süresi daha fazla bulunurken maliyet ise hol tekniğinde daha düşük olarak görülmüş. 2018 yılında yapılan bir çalışmada geleneksel yaklaşım ve biyolojik yaklaşım karşılaştırılmış. Bu da geleneksel yaklaşımda geleneksel çürük uzaklaştırma ve restoratif tedavi ya da pulpotomi eğer bir komplikasyon oluşma riski görülüyorsa pulpotomi yapılmış. Biyolojik yaklaşımda ise hol tekniği ya da indirekt pulpa kuafajı yapılmış. 77 ay takip sonrası geleneksel yaklaşımda %95.3 başarı oranı görülürken biyolojik yaklaşımda ise %95.8 başarı oranı tespit edilmiş. Tedavi yaklaşımı hastanın yaşı, cinsiyet ve çürük yüzey sayısı ile klinik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aslında bu çalışmanın sonucu diğer çalışmalara göre biraz çelişiyor. Çünkü başarı oranı yakın bulunmuş ve fark bulunmamış. Bunu da tedavi yapan hekimlerin yine pedodontist olmasına, bütün koşulların güzel sağlanabildiği ortamlarda tedavilerin yapılmasına bağlanmış. Bu sebeple de bütün tedaviler başarılı olarak sonuçlanmış. 2017 yılında yapılan bir çalışmada hol tekniğinin klinik ve radyografik başarısı araştırılmış. Aynı zamanda arkadaki 6 numaralı dişin ektopik erüksiyonu ile ilişkisine bakmışlar. Klinik başarı %97.4 bulunurken radyografik başarı %94.9 olarak bulunmuş. Ektopik erüksiyon ise %9 oranında tespit edilmiş ve bu sonuç anlamlı bulunmamış. Bir de bir vaka vermişler. Başlangıç hali yok ama bu hastaya 3 yaşındayken Kasım 2012'de hol tekniği uygulanmış 85 numaraya. Sonrasında 2013, 2015 ve 2016 yıllarında alınan filmlerde 6 numaralı dişin sorunsuzca ağza sürdüğünü göstermişler. 2019 yılında yapılan bir çalışmada hol tekniğini modifiye ederek uygulamışlar. Bu modifikasyonda da nadir de olsa lokal anestezi yapılmış. Çünkü ortodontik separatör kullanımını elimine etmek için yaklaşık 1 mm olacak şekilde bir proksimal redüksiyon ve minimal yüzeyde de okluzal redüksiyon yapmışlar. Başka bir farklılık yok. Sonrasında 52 diş bu şekilde modifiye teknikle tedavi edilmiş. 129 diş ise standart hol tekniğiyle tedavi edilmiş. Minor başarısızlıkların tamamı standart teknikle tespit edilmiş. Ama sonuçta iki teknik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2020 yılında yapılan bir çalışmada hol tekniği ile tedavi edilen dişler ile kontralateral dişler arasındaki dişin düşme zamanına bakmışlar. 39 çocuk üzerinde çalışmışlar. Sonuçta hol tekniği ile tedavi edilen dişlerin ağızda kalma süresi 3.2 yıl iken kontralateral dişlerin ağızda kalma süresi 3.7 yıl olarak ölçülmüş. Bu sonuçta anlamlı bulunmamış. Hol tekniğinin maliyetini inceleyen bir çalışmada 132 çocuğun daha önceden restore edilmemiş iki süt dişine hol tekniği ya da geleneksel restoratif tedavi yapılmış. Toplamda 264 diş tedavi edilmiş ve 5 yıllık süre sonrası maliyet etkinliği hesaplanmış.
Sonuçta hol tekniği geleneksel tedaviye göre daha etkili ve daha uygun maliyetli olarak bulunmuş. Sonuç olarak hol tekniği non-invasif bir teknik. Çocuklarda kaygı seviyesini azaltan ve diğer tedavilere nispeten daha atramatik bir teknik. Buna rağmen başarı oranı diğer tedavilere göre ya eşit ya da daha fazla. Bu da aslında güzel bir tedavi olduğunu göstermekte. Onun haricinde diğer tedavilere göre maliyeti daha uygun. Aynı zamanda elektrikle çalışan herhangi bir ekipman içermediği için de tedaviye erişimi kısıtlı olan bölgelerde de ART gibi kullanılabilir. Aynı zamanda tek seansta yapıldığında tedavi süresi oldukça kısa. Bazı dezavantajları demeyeyim de aslında cevapsız kalan durumlar da var. Çünkü tek bir dişe fazla kuvvet gelmesi alttaki daimi dişi nasıl etkiler? Çalışmalarda buna çok yer verilmemiş. Ya da eklemle ilgili problemler oluşur mu oluşmaz mı? Bu noktada da aslında az çalışma var. Ve bütün çalışmaların sonucunda da daha uzun takip ve çalışmaların yapılması önerilmiş. Ama sonuç olarak umut vadeden bir tedavi olarak görülmüş. Bir de içinde bulunduğumuz güncel koşullarda şu an diş hekimliğinde daha az ayrıntılar oluşturan ve hastalarımızı klinikte daha az süre tutarak tedavi etmek istediğimiz bir süreçteyiz. Burada da hol tekniğinde aerosol oluşumu görülmediği için belki kliniklerimizde daha fazla yer alabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel bir toparlama olmuş hol tekniğiyle ilgili. Bunu bence şey haline getirebiliriz. Derleme şeklinde bir dergide yayınlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben şey soracağım sana. Sen bunu hastanede yapar mısın? Yani şimdi çarşamba başlayacağız mesela. Hocam ben yapmayı çok isterim. Aslında benim bu seminerde hol tekniği seçmemin sebebi şu olmuştu. 4. sınıfta dershanede pedodonti anlatılırken Burak Hoca anlatmıştı ve benim çok ilgimi çekmişti. Pedodonti stajından da yeni çıkmıştı. Böyle bir teknik varsa neden yapmıyorum diye biraz merak etmiştim. Yani uygulamak isterim ama geleneksel PÇK'yı daha hiç yapmadığım için hani biraz acaba bu sorun olur mu diye şu an kafamda soru işareti var. Evet, yani önemli olan şey tabii ki şey var. Yani bu tekniği uygulamak değil, aynı zamanda uyguladıktan sonra ortaya çıkabilecek. Yani her ne kadar çalışmalarda bir TME rahatsızlığından bahsedilmemiş olsa bile bundan sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısından da onlara hakim olabilmek gerekiyor. Yani sadece atıyorum hani kron oraya yapıştırıp bu işi oldu ya da oluyor şeklinde değil. Biraz da tecrübe etmek gerekiyor. Hol tekniği yeni bir teknik değil. Ama şöyle bir şey var. Yani böyle çok geniş kapsamlı da değerlendirilmiş ne bileyim. Hani bizim guideline'lara baktım mı? Guideline'larda bundan bahsediyor mu yönergelerde? APD ya da RPD'de? Çok detaylı bir şey yok hocam. Çok uzun dönem takipleri olmadığı için. Evet, yani bunun bazı handikaplarını takip etmek gerekir. Benim fikrimi soracak olursanız klinikte mutlaka şeye bakın. Yani bu tür vakalar olabileceğini düşündüğünüz vakalar olduğunda nöbetçi öğretim üyesine danışarak bu vakaları yapalım şeklinde benim bir önerim olacak. Onun dışında şeylere hiç gaydanlara bakmadın değil mi? Şeylere, APD'de falan var mı? Crohn guideline'ına baktım ama Crohn guideline'ında yazmaz. Dur bakayım. Şimdi bir tane ben literatür okumuştum. Orada her ne kadar çevirisini yayınladık ama şeyde bahsetmedik. Yani o kısmını çevirmemiştim. Henüz guideline'lar tarafından desteklenmediği için işte yapımı konusunda işte bazı hekimler çekiniyorlar ya da işte bekliyorlar bunu diyeyim daha doğrusu. Böyle bir şey var. Ön yargı mı diyeyim ya da uygulanmasının önünde önemli bir engel mi diyeyim. Böyle bir şey var. Şeyde
APD'de de geçiyor. Restoratif dentistry'de. Bu mutlaka guideline'lara bakın, oldu mu? Yani 2017 yılında yayınlanan. Hazırlarken mutlaka değerlendirin ve bakın. Çünkü orada yani bununla ilgili bununla ilgili önemli bilgiler yer alabiliyor ki APD'de var. APD'de yok da Avrupa'dakinde, Amerika'dakinde geçiyor. Almışlar ama belli bir chapter olarak değil de daha çok restoratif dentistry'lerde geçiyor. Hatta buna bakmıştım hocam. 2016. Şimdi hemen ona bakıyorum. Evet, 2016 revizyon istemesi adaptasyon hattı performans optimizasyon kurulmuş. Yani sınırlı bir şey girmiş. Hani dünyada şimdi seminerinin sunumu çok güzel, literatürler güzel, güncel zaten, orayla ilgili bir problem yok. Yalnız şey yapmakta fayda var. Hani bu tedaviye nasıl bakılıyor? Hani dünyadaki yeri nedir? Yani bu şekliyle bir bilgiyi de verirsem bence çok daha yerinde olur. hatta şu an bakıyorum. Bir teknik zaydı. Amerikalılar, mesela İngiltere'de çok uygulanıyormuş. Popüler bir hale gelmiş. Amerika'da ise daha çok diş hekimleri tarafından etkinliği bildirilmiş. Şeyde bahsedilmemiş. Yani pezontistler tarafından çok fazla uygulanmadığından falan bahsediyor. Evet. Yani bu bilgiler önemli. Bunları da vermen gerekirdi. Benim eleştirim bir bu olacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Fakat gaylen bilgisi eksik. Mustafa Hocam, müsait misin? Müsaitim. Ben çok beğendim. Sunu güzel bir sunu olmuş. Hani emek de sarf etmiş sunu için. Sunmadan ziyade güzel toparlamış, güzel derlemiş. Senin o dediğin guideline'lar meselesiz dışında ben bir şey göremiyorum. Gayet beğendim. Tebrik ederim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Aslı Hocam. Sesi gelmiyor. Aslı Hocanın sesi gelmiyor. Aslı Hocanın sesi gelmiyormuş. Mikrofonu açık ama sesini alamıyoruz. Bir de Cansu şey yaparsan, kulaklık kullanırsan çok daha iyi olur, olur mu? Tamam. Ben duyarmıştım bu konuda. Sana guideline'ı dağıttım. Oradan bir bakarsın. Aslı Hocam seni görebiliyoruz ama duyamıyoruz. Mikrofonun açık gözüküyor. Yani buradaki görüntü öyle. Pardon. Ay gelmiyor hocam. Koptu. Tekrar bağlanacak sanırım. Aslında ben 2019 guideline'ına bakmıştım ama seminere koyma noktasında eksiklik. Ben sana şeyden WhatsApp'tan attım. Hocam? Aslı Hocam? Hocam şu an geliyor mu? Ha, evet evet. Şimdi tamam şimdi. Süper bir hata oldu. Kusura bakmayın, herkesi de beklettim. Siz bu şeylerde var mı diye sorduğunuz da guideline'larda biz Cansu'yla semineri hazırlarken ben onları okumuştum. Daha öncesinde okumuştum bu seminer yapılmadan önce. AAP'de 2019'da direkt olarak şey olarak geçmiyor.
kronların arasında kronların bir İngiltere'de uygulanan versiyonu olarak geçiyordu. Ama seminerde belirtmedik. O konuda haklısınız ama şeydir, hani atladığımız bir şey olmadı o. Onun dışında Cansu'da teşekkür ederim. Şey, hani akılda kalacak bütün soruları cevap vermesini istediğim bir seminerdi. Hani aklımıza ne gelirse bu seminerde o sorunun yanıtı olmalı diye hani başladık. Soru yanıtlarını üzerine okuduk. Bence de bu yüzden hani çok fazla soru kaldı mı aklımızda bilmiyorum. Başka bir soru gelirse de şeyden dolayı memnun oluruz ve Cansu'dan da isteğimiz zaten şey, hasta bakıp bunu bir klinik çalışma yapması. Hani pratik bir yöntemse. Hani hasta bakıyor musun, yaptın mı hiç diye sordum. Evet, yapmamış. Çünkü hasta COVID'den dolayı alınmıyor. Bundan sonraki süreçte eğer yapılırsa hayır, şey olarak da... Buyurun. Bence yapalım yani. Çok hem herkes bütün klinik halinde de uygulanırsa hem fazla sayıda hasta olmuş olur. Ama çok iyi anlatmak gerekiyor. Türün kaldığını, bırakıldığını. Bunun için iyi bir onam hazırlanması gerekiyor. Onun dışında da bu çok şu dönem için etkili bir çalışma da olur. Çok da fazla review var. Türkçe de var hocam. Hani Türkçe derleme olarak çok belki bir etkisi olmaz. Etkilerini de olmaz. Ama şey çok iyi olur. Klinik çalışmaya yön vermesi açısından çok iyi olur. Yok hocam, bu anlatım tarzı benim dediğin gibi hoşuma gitti. Çünkü ya boşlukların hepsini dolduran bir çalışma. Bu açıdan bence yani bu konudaki yapılmış, ben daha önceki derlemelere de baktım ama hani bu düzeyde detaylı verilen bir derleme açıkçası çok fazla rastladığım bir şey değil. Bence o açıdan olabilir diye düşünüyorum. Soru cevap şeklinde hani seminerde olduğu gibi yazarsa. Çünkü onun dışındakilerde aslında soruların cevapları var. Hani güzel derlemeler mevcut ama bu sunum şekli farklı olur. Farklı bir bakış açısı, değişik bir isim kullanılabilir yani derlemeler. Evet. Hani ne kadar uygundur şeklinde. Evet, güncel diyebilirim. Ama işin en güzel yanı da klinikte herkesin katıldığı belki bir geniş çapta bir çalışma ya da klinik çalışmaları olur. Klinik en güzel olur. Sokmak istiyorum ben. Tam çalışma değil de yani rutin tedaviyi uygulamak istiyorum. Yani arkadaşlar, herkes duyuyor beni herhalde. Lütfen uygun vakalarınız olduğunda getirin. Bakalım. Uygunluğun öğretim üyesi onaylasın ve yapın. Yani yapılsın bence. Hocam bu... Altını alırız. Oklüzal kuvvet, bite, yani derinliği, ısırma derinliği. Oklüzal kuvvetin o yayılan o bir şey gösterdi Cansu. O ya da şu kas... Kasları üzerine koyuyorduk. Hatırlar mısınız? Siz bir tezde kullanmıştınız. Evet. O da olabilir. Bunların üçü ile güzel bir şey çalışması görebilir. Bir de şeye de eklenebilir. Eğer o çalışma olarak yürütülecekse üzerine mesela mandibüle ya da maksilinin gelişimi üzerindeki etkinliğine de bakılabilir. Hani evet, vücut kompansi ediyor. Sonuçta çocuklar benim gördüğüm hani evet yükseklik kalıyor mu? Kalıyor ama ne yapıyor? Çocuğun yüksek adaptasyon yeteneği biraz da büyüme ve gelişimin devamı üzerinde kompanse edici etki yaratıyor. Ama bu kompanse edici etki ne yönde? Demek evet, bir diğer soru da alttan gelen daimi diş nasıl sürecek? Hani gecikme olacak mı, olmayacak mı? Hani çünkü bir dönem tek başına kuvveti tek diş karşılıyor. Bunun bir etkisi olacak mı, olmayacak mı? Bu da ayrı bir soru. Hani bu sorunun yanıtı yok mesela literatürde, ona baktık da. Orada mesela kemik densitesinde yoğunluğa ya da farklılığa yol açabilir. Bu önemli. Yani işte tamamen takip edip bunun sonucunda tecrübe etme meselesi. Bence treni kaçırmış sayılmayız. Hatta treni tam ortasında falan biniyoruz. Başında değil ama bence rutine dökelim diyorum ben. Yani mezarizasyon vakası gibi herkes mesela hocam sizin önerinizle bir form oluşturursa aynı mezarizasyon gibi ortodontistlerle de görüşürüm ben şimdi. Şeyle, Taner'le. Taner ne diyecek? Hani neye bakabiliriz en basit haliyle bu hastalarda? Onu da rutin olarak alırız. O şekilde tedavinin başarılarını izleriz. Yani güzel olur bence. Çok güzel olur. Evet, yani bir şeyleri artık başlayalım. Bak, dünya almış başına gitmiş. İngiltere ta ne zamandan beri yapıyor. Amerika yapıyor. Avrupa yapıyor. Bundan da aslına bakarsan yapmasının mantığında adamın hani belki davranış adaptasyonu zor olan çocuklar vardır rencinde ama bizde yani asıl bize uygun bu tedavi şekli diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki çürük seviyesi ve
derin yani miktarı ve et, yani nasıl diyeyim büyüklükleri göz önüne alındığında çoktan kazanılacak zaman chair time'dan kazanılacak zaman bir tek belki ücreti PCK biraz hani o 70 liralar 100 liralar şu an kaç bilmiyorum ama verirler. Bu diş için bu gerekiyor dediğinden sonra verirler. Versinler de zaten. Yani kötü bir şey yapmıyorsunuz. İnsanlara tedavi hizmeti sunuyoruz. Şey hatırlattınız bize zorluyorlar diye bir şey mi yazmışlardı? Bir şey vardı. Öyle bir şey. Yok sonuçta. Yani ben burada hani zorlamak değil tabii ki hastaya şöyle söyleyeceğiz. Yani bu dişinizin tedavisini yapılabilmesi için şey gerekiyor. Hani ne diyeyim böyle bir şey yapmamız gerekiyor dedim mi? Aşırı madde kayıtlıysa gayet güzel halledilebilir diye düşünüyorum. Bir de genel anestezi altında işte yapılabilir. Genel bir hocam bilemiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Genel biraz daha sıkıntılı ya. Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim? Genel anestezi altında bir çalışmaya denk gelmedim. Fakat şöyle bir çalışma vardı. Sunum çok uzamasın diye koyamadım. 3 yaşında bir çocuğa genel anestezi altında tedavi önerilmiş. Sonrasında ekonomik sebeplerden dolayı aile kabul etmediği için hol tekniği ile tedavi önerilmiş artık. 8 Türk dişi de hol tekniği ile tedavi edilmiş. O da gayet başarılı olmuş. Mesela veli de çok memnun kalmış. Evet. Su geldi de. Şimdi şeyi söyleyecektim. Yani geneli bir şey diyemiyorum hani hemen başlamak anlamında. Ama şeyde dediğim gibi ya yani klinikte bence kesinlikle şey yapılsın. Ya yani uygulansın. Benim önerim bu şekilde. Ben de bir şey sormak istiyorum ama. Tabii ki Ezgi. Buyur. Cansu, herhangi bir ağızda yapılabilecek PCK sayısı ile ilgili bir limit var mı? Bir şey karşılaştın mı okurken? Ya aslında bir limit belirtilmemiş. Fakat bazı çalışmalarda şöyle söylenmiş. Birden fazla kron uygulandığında bu dikey boyutta 30 günde ayarlanan süre uzayabilir. Bu konuda da daha fazla çalışma yapılsın denmiş. Az önce belirttiğim o hani 3 yaşındaki çocuk genel anestezi alınmamış, o tekniği uygulanmış dedim ya, o çocukta da 8 süt dişine birden uygulanmış fakat aynı seans yapılmamış. Her seans sadece 2 tane dişine kron uygulanmış. Ve orada da örneğin 64 numarayı yapıyorlarsa karşı taraf ve farklı dişine 84 numarayı yapmışlar. Bu şekilde hani iyileşmenin daha hızlı olmasını sağlamışlar ama belli bir limit belirten bir çalışma yok. Teşekkür ederim. Katılım için teşekkür ederiz ki iyi oldu. Ederim. Başka sorusu olan var mı? Aslı Hocam sizin bir ilave edeceğiniz bir şey var mıydı? Yok ben Cansu'ya teşekkür ederim güzel derleyip topladığı için. Tüm sorularımızı yanıtladığı için. Eline sağlık. Tamam. Eline sağlık. Şey yaparız. Bu yarın devam edeceğiz zaten. Cansu şeyi gönderdin değil mi? Semineri göndermiştin galiba. Gönderdim. Kısa sunumu da göndermiştim. Tamam, okey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.